Merhaba sevgili güzel dostlarım bu 810. videom <laughs> az önceki en son videoyu da Merküre Merkün dediğim için silmek zorunda kaldım e, oluyor işte böyle şeyler kolay değil çek sil çek sil yeni baştan bir kelimeyi yanlış söyleyince bazen çok saçma oluyor ve silmek zorunda kalıyorsun haliyle ama olsun şimdi sizlere Merkür Neptün sert etkileşiminden bahsedeceğim önümüzdeki haftada Venüsün Neptünle sert bir açısı var bu ne demek eşittir son derece aldanma ve aldatma temalı bir dönemden geçiyoruz demek maalesef en sevmediğimiz konular hele biz kadınların şu an çoğunluk kadının olduğu için böyle söylüyorum erkek arkadaşlarımız da buradan sevgiler selamlar bence hiç kimsenin sevmediği şeyler aldatılmak yanılmak veya bir aldatmacanın içine düşmek hepimiz için sevimsiz bir durum ancak işte bu aralar maalesef böyle bir enerji söz konusu ay tutulması da direkt ayın derecesi Neptün'e yakın olmasa da dik açı yapmak için sonuçta burç olarak uyumsuz bir enerji yayıyorlar. Böyle bu ara bir aldatmaca, bir gerçeklerin ortaya çıkması hali, bir hayal kırıklığı modu maalesef etkin arkadaşlar. Merkür neydi? İletişim, her türlü yazılı sözlü anlaşma, ifade ve fikir. Zihnimizle ilgili tüm fonksiyonlarımız, zihinsel fonksiyonlarımız, ifade tarzımız, konuşmamız, yazmamız, çizmemiz, çizmemiz iletişim becerilerimiz hepsi Mer Merkürle ilgili. ilgili. Bir de konuşabilsem şu an bu konuşamama halini de biraz Merkür-Neptün etkileşimine bağlıyorum. İşte böyle oluyor. Normalde konuştuğunuz şeyleri konuşurken zorlanabiliyorsunuz. Şimdi bu süreçte ne yapamayız mesela? Her duyduğumuza hemen inanmamalıyız, inanamayız da. Ee, ve hemen karar vermemeliyiz. Yanılgılara açık olduğumuzu bilmeliyiz. Bu anlamda hepimizi uyarıyorum. Yani burcumuz fark etmek sizin hepimiz bunlara dikkat etmek durumundayız. Bu çünkü çok genel ve hepimize etki eden bir durum arkadaşlar. Bilgi ve fikirler konusunda emin olmadan karar vermemek, hemen karar vermemek, hızlı kararlar almamak, ee, efendime söyleyeyim, bir şey için emin olmadan harekete geçmemek, imza vesaire mevzularına kesinlikle girmemek. Özellikle bugün cumartesi günü 22 Mayıs cumartesi özellikle ve yarın da öyle. Emin olmadığınız şeylerin altına imzanızı atmayın. Çok ciddi problem çıkabilir. Sonradan çok pişman olabilirsiniz. Ayrıca duyduklarınız ve bildikleriniz hayal kırıklığı sebebi de olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum da var. Ee, yalan dolan dalavere alevere çok döner. Ee, fikirler bizim oralarda bir tabir var affınıza ısınarak endek döndek derler. E aslında döneklikle galiba bağdaştırılan bir şey. Tam ne anlama geldiğini de bilmiyorum ama öyle derler bizim oralarda. Evet böyle endek döndek yani ne olduğu belli olmayan fikirler, sabit kalmayan fikirler böyle bir dönemden geçiyoruz. Onun için sizden ricam dedikodulara kulak asmayın. Her duyduğunuza hemen inanmayın. Hızlı ve acele karar vermeyin arkadaşlar. Bu enerjiden en çok kimler etkilenecek? Balıklar, ikizler, yaylar ve başaklar değişken burçlar olarak özellikle dikkat etmeliler. İlişkilerde ve hayatta genel olarak aldanmaya ve aldatmaya e, müsait dönemler. Kandırılmaya, yanılmaya müsait dönemler. Aman dikkat. Biraz böyle hayal kırıklığı, bezmişlik, dalgınlık, düşüncelerde dağınıklık da söz konusu olabilir. Koçlar ve teraziler bu durumdan daha çok İletişim anlamında uluslararası iş ve ilişkiler, hukuk, iletişim, yazma, çizme gibi konularla alakalı böyle etkilenebilirler. Hukuki anlamda da uluslararası iş ve ilişkilerle ilgili de pasaport vize işlemleri de varsa, kardeşleriyle ya da akrabalarıyla bir sorunları da varsa, koçlar ve teraziler bu anlamda hemen gaza gelmemeliler. Hemen her duyduklarına inanmamalılar. Oğlaklar ve e, yengeçler, Gizli düşmanlıklar, arkadan dönen oyunlar, sahtekarlıklara dikkat etmeliler. Aynı zamanda iş hayatları ve sağlıklarıyla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmalılar. Aslanlar ve kovalara gelecek olursak hem aşk hayatlarıyla, arkadaşlıklarıyla ilgili hem de parasal meselelerle ilgili ama e, punduna gelmeyin. Ben de böyle kelimeleri nereden buluyorsam bizim oraların kelimeleri işte bunlar. Yani oyuna gelmeyin. Bir fesada uğramayın. Gözünüzü dört açın arkadaşın borç istedi al vereyim demeyin üstüne yatabilir Allah muhafaza falan dikkat edin öyle şeylere. Ya da işte çocuklarınıza ya da sevdiğinize harcadığınız paralar gözünüze çok batmaya başlayabilir falan kendinizi böyle kullanıyor hissedebilirsiniz. Evet ee, zaten yaylar ve ikizler doğrudan etkileniyor. Akrepler ve boğalar da parasal meselelerle ilgili etkileniyor arkadaşlar. Merkür para evinizde akreplerin ve boğaların aslanların ve kovaların aşk, arkadaşlıklar, para üçgeni ile ilgili çok uyanık olması gerekiyor. Yani parasal konularla ilgili dolandırılmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Özetleyecek olursak genel olarak beynimizin bulamaç gibi olduğu, fikirlerin çabuk dağıldığı, kafamızın çabuk karıştığı, böyle birazcık kendimizi bunu e, bunalmış hissedebileceğimiz zamanlardan geçtiğimizi söyleyebilirim. Gerçekten bugün benim dersim vardı ve kafam çok dağıldı. Böyle çok e, şey oldum indirdim, kaldırdım, böyle bir garip oldum, dağıldım. Normalde bende olmaz böyle şeyler. Kafanız çok çabuk dağılabilir. Unutkanlık baş gösterebilir. Dalgınlık kaynaklı problemler olabilir. Onun için birazcık kafamızın yerine gelmesi lazım. O da biraz zaman alacak gibi. Haftaya da bunun beteri var. Merkür, pardon, Venüs Neptün karesi var. Eyvah, aldatma. Aldanma, yanılma. Hayallerimi yıktın. Ümitlerimi çaldın. Şu anda bu zihinsel olarak üzerimizde bu aldanma enerjisi haftaya duygusalı var bir de bunun. Üf, hiç çekilmez haftaya. Nasıl yazacağım ben haftalık yorumları? Neyse haftaya da maşallah olmayan bir şey yok. Ay tutulması var. Venüs Neptün karesi var. Varoğlu var. Retroya doğru hızla gidiyoruz. Üf. Yani neyse içimizi karartmayalım. Vardır bunun da bir sebebi. Şöyle söyleyelim. Şöyle niyet edelim. Gökyüzünde her ne enerji olursa olsun ben enerjimi iyiliğe, güzelliğe, sağlığa, huzura sabitliyorum. Gerçekten öyle işe yarıyor biliyor musunuz? Olumla, olumlama yapın sürekli. Güven içindeyim, aldanmıyorum, yanılmıyorum. Hatta öyle demeyin derler ya. Güven içindeyim, sadakatle doluyum. Etrafımdaki herkes bana sadık. Sevdiklerim bana sadık. Böyle şeyler söyleyin. biraz polyanlacılık gibi geliyor ama gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Evet her duyduğunuzda hemen inanmıyorsunuz. İmza atmak vesaire tavsiye etmiyorum kesinlikle. Dibine kadar bildiğiniz mevzularda atın derim ama onun bile devamlılığı olmayabilir. Çünkü Neptün tüm iletişimsel konuları yazma çizme imza ile ilgili tüm konuları dağıtacaktır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Dikkat. Hepinizi çok 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 öpüyorum. İyi geceler diliyorum.